Ahmed bin Hanbel, Abdullah bin Amr'dan nakletmiş bu hadis-i şerifi. Sittu hisal. Evet, şu altı haslet, evet, altı haslet mine hayır, hayır işlerindendir, hayırdandır, güzel iştir, güzel iştir. Evet, güzel iştir şu altı şey. Cihadun ada Allah, cihadun cihadu ada illahi bis seyf. Evet, Müslümanlar askerlikten kaçmayacaklar. Küfrün hakim kılınmaması için, Müslümanların canı, malının emniyeti, din korunması için her Müslüman askerlikten kaçmayacak, askerliği en iyi şekilde bilecek ve nasıl, hangi yaşta olursa olsun askere gitmek üzere hazır olacak, bu duyguda olacak. İşte böyle dini, imanı, Müslümanları, canını, malını korumak için Allah'ın düşmanlarıyla savaşmak, evet, savaşmak hayırlı iştir, çok övülü iştir, çok övülü iştir. Allah'ın sevdiği şeylerdendir. Evet, silahla kafirlerle savaşılacak. Bunu herkes bilecek. Askerden kaçma yok. Ve savmu fi yevmin sayf. Yaz günü, şimdi sıcaklıklar arttı. Ramazan rastlasaydı ne olacaktı? Ha, demeyecek. Sıcak günlerde bile fi harril şedid, son derece kuvvetli sıcaklar olsa bile oruç tutacak. Yalnız Ramazan'da değil, başka zamanda da, mesela pazartesi, perşembe sünnettir zaten oruç tutmak. Allah için oruç tutmak böyle sıcaklı günlerde Allah'ın sevdiği bir şeydir ve çok hayırlı bir iştir. Burada hadis-i şerifte söyleniyor. Ve sallu fi yevmi sayf. Evet, böyle sıcak günlerde, susuzluktan kavrulunan günlerde Allah rızası için oruç tutmak hayır, çok hayırlı bir iştir. Böyle bir haslet sahibi olmak çok güzel bir şeydir. Ve uslu sabr indel musibe, başına bir bela geldiği zaman, bir sakıntı zalmen, ilk bela geldiği zaman ağzından kötü şey çıkmayacak. Ve Cenab-ı Hakk'ı gücendirecek laf çıkmayacak. Şimdi maalesef şimdi söylüyoruz bunları. Benden başka bulamadım Allah, benim başıma bu belalar veriyor. Hep benim başıma bu belalar geliyor diye böyle lafı etmeyecek. Hemen böyle başına basın, mesela hasta sıkıntıdır, iflas sıkıntıdır, şunda bununla kavga filan, başkalarının sana saldırması sıkıntılardır. Böyle olduğu zaman ağzını bozmayacak. Hemen Cenab-ı Hasbunallah ve nimel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah diyecek, Allah'ı güdenecek. Benden başka adam bulamadığından benim başıma bu belalar veriyor demeyecek. Niye beni hasta ediyor demeyecek, hasta olursa bile. Böyle şeyler söylemeyecek maalesef. Hep söylüyoruz efendim. Şimdi böyle korunmuyoruz. Allah tedbirlere uyun diyor. Dikkat edin diyor. Bu dikkat edilen şeylere dikkat edilmiyor. Ondan sonra hasta olunuyor. Ondan sonra canı yanınca benden başka kul bulamadım. Allah da bana bu hastalığı veriyor. Niye bana başı bir şey, benden kötü insan yok mu diye böyle laflar eden oluyor. Aman ha! Böyle sıkıntı geldiği zaman böyle laflar etmeyecek. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir, yeterlidir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın gücünden, kudretinden üstün hiçbir şey yoktur. Ben Allah'a sığındım. Tevekkeltu alallah. Allah'a tevekkül ettim. Evet, hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billah diyecek. Ağzından kötü şeyler çıkmayacak. Evet, bunu biz çok işitiyoruz. Niye ben gibi garip bir adamı gelip de şey etmiyor, ben kimseye bir şey yapmıyorum demeyecek. Böyle sıkıntılar, günahları affettiği gibi tertemiz olanlara da sıkıntının büyüğü gelir, onları rütbe verir. Rütbe, makamını yükseltir, sıkıntıya sabreder, ağzına kötü şey çıkmazsa. İnsanlar arasında, dünyaya gelen insanlar arasında en büyük sıkıntılar Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya gelmiştir. Bu sıkıntılara o sabretmiştir. Kendini can düşmanı sahabe etmiştir. Hiç ayrım yapmamıştır. Böyle büyük sıkıntılara uğradığı için de peygamberlerin de kumandanıdır. Peygamberler güzel insanlar. Evet, Allah'ın seçtiği kimseler. Ama Peygamberimiz onların da kumandanıdır. Onların da başına gelmiş. Bu başına en büyük sıkıntı gelen bir insan Peygamberimiz. Onun için sıkıntı gelince, niye benden başkasını Allah bulamadım da benim başımı demeyeceğiz.
Yemeyeceğiz, evet. Hayır bu. Başımıza ya rütbe verecek, ya günahlarımızı affedecek. Düşmanla savaşacağız, kaçmayacağız. Çok hararetli günlerde de oruç tutacağız. Evet, böyle musibetli anlarda sabredeceğiz. Ve terkül mira, evet. Başkalarıyla cedelleşmeyi bırakacağız. Mesela anlatıyoruz. Adam hayır diyor. Sen de hayır diye ayak diremeyeceksin. Baktın ki adam olmuyor, kabul etmiyor. Bırakacaksın. Böyle cidalleşmek de birbirleriyle, hayır benim dedim daha doğru, benim dedim bizi doğru, birbirleriyle saatlerce böyle mücadele ediyorlar bazı insanlar. Aman böyle olmasın, böyle olmasın. Böyle iyi bir şey değil, böyle baktın ki söylüyorsun, mantıki şeyleri söylüyorsun, delilleri söylüyorsun. Adam yine inat ediyor, ha sen inat etme, kalsın öyle, kalsın öyle. Yani böyle ayak diremek de iyi bir şey değil, iyi bir şey değil. Onun için mesela sen haklı olsan bile, evet sen haklı olsan bile hasmın böyle çok şey ediyorsa sen bırakacaksın. Böyle cidalleşmeyeceksin. Ve tebkiru salati fi yevmil gaim. Evet, namaz vakti çok önemli. Namaz ilk sorularımızdan birisi. Evvel muhasebe yevmil abdi es salatu. Evet, yani ahirette ilk sorgu, baraj sorusu namaz. Onun için namazı çok önem vereceğiz. Namazımızı yine camide kılacağımız daha evvel de söyledik. Böyle bulutlu günlerde namaz vakti geçer diye aman dikkatli olacağız. Yani vaktin girer girmez hemen namazımı kılacağız. Vakit geçmesin diye saatimize bakıp duracağız. Güneşe bakıp duracağız. Güneş görülmezse işte yani daha vakit var diye namaz geçebilir. Onun için namazı vaktinde kılacağız. Vakti çıkmadan kazayı bırakmayacağız. Bu da diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel hayırdır. Hayırların özüdür. Evet, hayırların özüdür. Namazı vaktinde kılmak, acele etmek. Ve husnul vudu fi yevmis şita. Soğuk, buzlu havada bile abdesti güzel almak. Abdest alırken mesela yukarıda yüzümüzü yıkamak farz. Saç bitiminden çin altına kadar İki kulak arasındaki bölgeye yüz denir. Yüzde hiç kuru yer kalmayacak. Soğuk hava diye böyle hemen burnunu yıkayıp yo. Her tarafı güzelce suları ulaştıracağız. Ondan sonra kolumuzu yıkarken elimizi ve dirseğimiz yıkamaya dahil. Dirseğimiz kuru kalırsa abdest olmaz. Dirseğimiz de böyle güzelce yıkayacağız. Ve ayağımızı yıkarken topuğumuzu yıkayacağız. Evet böyle. Şimdi enteresan bir şey, bizim Anadolu'da adet, yanlış bir adet. Yüzümüzü üç defa yıkıyoruz, elimizi üç defa yıkıyoruz, ağzımızı burnumuzu üçer defa yıkıyoruz. Yani bundan sünneti işliyoruz. Kolumuzu üç defa yıkıyoruz. Fakat başımıza vesettiği zaman tek elimizle böyle başımızı bir defa meshediyoruz. Mübarek, başa meshetmenin öbürlerinde sünneti işliyorsun. Maalesef adet olmuş böyle. Başımızda da sünnet olan üç defa meshetmek değil, böyle iki elimizi ıslatacağız, böyle başımızı iki elimizle mesledeceğiz. Başın sünneti de bu. Yani biz Anadolu'da şimdi yüzümüzü üç defa yıkıyoruz, elimizi üç defa yıkıyoruz, başa geldi böyle yapıyoruz, bırakıyoruz. Bu tamam farz. Ama ötekiler de sünneti yapıyoruz, kolumuzda, yüzümüzde, ayağımızda, ama ağzımızda, burnumuzda sünneti yapıyoruz. Başımızı geldi mi tek elimizle meshediyor. Bu farz yerine geliyor. Abdest var ama onda da sünneti yapalım. Yani iki elimizle başımızı meshedelim. Meshedelim. Onu söylüyorum, hatırlatıyorum. Yani bunu lütfen şey etmeyin. Böyle soğuk havada olsa bile abdesti güzel alacağız. Kuru yer kalmayacak şekilde güzelce azalarımızı yıkayacağız. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunlar hep övülen işlerdendir. Hep hayır kazandırır. Bunlardan birisi de soğuk günlerde bile abdesti güzel almak. Evet, çok çok güzel abdest almak. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde soğuk diye şey etmemek. Soğuğa rağmen abdesti güzel almak. Evet, güzel almak. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini Ebu Malik
el-Eş'ari'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatleri bizleri nail eylesin inşallah. Evet.